Bu videoda sizlere istatistik ve belki de matematiğin tüm alanlarındaki en temel ve en anlamlı kavramlardan birinden yani merkezi limit teoremi evet merkezi limit teoreminden bahsetmek istiyorum bu teoreme göre elimizdeki düzgün tanımlanmış bir ortalaması varyansı ve standart sapması olan herhangi bir dağılım bu dağılım sürekli ya da ayrık bir dağılım olabilir örnek olarak hakkında düşünmesi daha kolay olduğu için ayrık bir dağılım çizeceğim evet diyelim ki elimizde ayrık bir olasılık dağılım fonksiyonu var Merkezi limit teoreminin ne kadar önemli bir teorem olduğunu göstermek için bunun normal bir dağılıma benzememesi için elimden geleni yapacağım. Evet ne diyordum? Bir dağılımımız var ve birden altıya kadar değerler alabiliyor. Bu hileli bir zara ait olabilir. Bu zarın 1 gelmesinin olasılığı çok yüksek olduğu için buraya düz bir çizgi çizelim. Zarın 2 gelmesinin olasılığı 0 olsun. 3 ve 4 gelmesinin normal bir olasılığı varken, 5 gelmesinin olasılığı 0 ve son olarak 6 gelmesinin olasılığı da yine oldukça yüksek olsun. Olasılık dağılım fonksiyonunu çizdim. Eğer ortalamayı çizecek olursam, simetrik olacağı için buralarda bir yerlerde yani tam ortada olması lazım. Bu şekilde çiziyorum, evet. Standart sapma da bu şekilde ortalamadan bu kadar ve bu kadar uzakta olsun. Evet, ayrı olasılık dağılım fonksiyonumuzu bu şekilde çizdik ve şimdi de bu olasılık dağılım fonksiyonuyla tanımlanmış rassal değişkenin sadece örneklemlerini almak yerine örneklemleri alıp örneklemlerin ortalamasını bulacağım ve bu örneklemleri inceleyerek elde ettiğim ortalamaların sıklığına bakacağım. Anlaştık mı? Öncelikle bir tanım yapalım. Diyelim ki örneklem boyutumuz buraya istediğimiz sayıyı koyabiliriz ama isterseniz boyutu yani n 4'e eşit olan bir örneklemle başlayalım. Bu bundan dört tane örneklem alacağım anlamına geliyor. Bu örneklemi ilk defa aldığımızda bir tane bir, bir tane daha, bir tane üç ve bir tane de altı elde ettiğimizi düşünelim. Evet bu boyutu dört olan ilk örneklemimiz. Terminoloji bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Onun için mümkün olduğu kadar açık olmaya özen göstereceğim. Evet, bu dört tane örneklemden oluşan bir örneklem. Ama önümüzdeki videolarda örneklem ortalaması ya da örneklem ortalamasının örneklem dağılımından bahsettiğimiz zaman, örneklem dağılımdan aldığımız örneklemlerin kümesi anlamına gelecek. Bu durumda örneklem boyutu da kaç tane örneklem aldığımızı gösterecek. Az önce de söylediğim gibi, gibi bunlardan birinin bir örneklem olduğunu düşünebileceğiniz için terminoloji gerçekten de kafa karıştırıcı olabiliyor. Her neyse, örneklem boyutu 4 olan 4 örneklem alıyoruz ve şimdi de bunların ortalamasını alacağız. Örneklem boyutu 4 olan bu ilk örneklemin ortalaması 1 artı 1, 2 artı 3, 5 ve artı 6, 11 eder. Bunu 4'e bölünce de 2,75 buluruz değil mi? Bu boyutu 4 olan ilk örneklemin ilk örneklem ortalaması. Bir tane daha yapalım. Boyutu yine 4 olan ikinci örneklemde bir tane 3, bir tane 4, 1 3 daha ve bir tane de 1 elde etmiş olalım. Bu sefer 6 gelmedi. Bu arada 2 ve 5 gelmeyeceğini de aklınızdan çıkarmayın olur mu? Çünkü 2 veya 5 gelmesinin olasılığı 0 ve bu yüzden de burada 2 ya da 5 Olamaz. Boyutu 4 olan ikinci örneklemin ortalaması. 3 artı 4, 7, artı 3, 10 ve artı 1, 11 eder. Bölü 4, ortalama yine 2,75. Ne yapmaya çalıştığımı iyice anlamanız için bir örneklem daha alalım. Aslına bakarsanız daha bir sürü örneklem alabiliriz ama bir tanesini daha ayrıntılı bir şekilde görmenizi istiyorum. Boyutu 4 olan üçüncü bir örneklem. Bu hileli dağılımından boyutu 4 olan 4 tane örneklem alacağız. Yani örneklemimiz 4 örneklemden oluşacak. Her neyse bu sefer de 1, 1, 6 ve 6 gelmiş olsun. Üçüncü örneklemin ortalaması 1 artı 1, 2 artı 6, 8 artı 6, 14 bölü, evet hepsi birden bölü 4, 3,5, evet 3,5. Şu ana kadar boyutu 4 olan örneklemlerimizin her biri için ortalama aldık. Bu ortalamaları aldıkça da ortalamaları bir frekans dağılımında göstereceğiz. Şu ana kadar çok laf salatası yaptım belki ama inanın bana biraz sonra olanlar sizi de çok şaşırtacak. Evet bunları bir frekans dağılımında göstereceğim demiştim. Birinci örneklem için ortalama 2,75'ti. Bu dağılımda örneklemlerden elde ettiğimiz ortalamaları göstereceğiz. 2,75 bir kere. Birinci örneklemden elde ettiğimiz ortalama için şu şekilde çiziyorum. İkinci örneklemden de 2,75 elde etmiştik öyle değil mi? Onu da bu şekilde bunun üzerine çizeyim. Sonra 3,5. Karşılaşabileceğimiz değerler bir bakalım. 3 olabilir, 3,25 olabilir. 3,5'i de yazayım ve üzerine bir kutucuk çizeyim. Az önce de söylediğim gibi bu şekilde örneklem almaya devam edeceğim tamam mı? Belki 10.000 tane örneklemimiz olacak. Evet diyelim ki örneklem almaya devam ettik ve 11. örnekleme geldik. Örneklem almaya devam ettikçe bu dağılımda kutucukları noktalarla göstereceğim çünkü bunu uzaklaştırdığımı varsayacağım. Evet frekans dağılımı zaman içerisinde bir saniye karşılaşabileceğimiz değerleri de koyalım. Mesela 2,75 burada olsun. Bu kutu bu şekilde bir noktayla gösterelim. İkincisi de burada 3,5 bu şekilde görünecek. Ve eğer hatırlıyorsanız bunu 10.000 kere yapacağım demiştim. Yani burada 10.000 tane nokta olacak. Ortalamaları buldukça noktaları frekans dağılımına koymaya devam edeceğim. Evet, tekrar 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 ve sonuç olarak ya da zaman içerisinde diyeyim, boyutu 4 olan bu örneklemleri almayı sürdürdükçe normal bir dağılıma yaklaşan bir şey elde etmeye başlayacağım. Noktaların her biri bir örneklemin ortalamasını temsil ediyor ve buradaki sütuna ekledikçe bulduğumuz ortalamanın 2,75 olduğunu anlıyoruz. Evet, zaman içerisinde normal dağılıma yaklaşan bir dağılım elde edeceğiz. Merkezi limit teoremini bu kadar önemli yapan şey de zaten bu. Bu turuncu noktaların n eşittir 4 yani örneklem boyutunun 4 olduğu durumu için olduğunu da hemen not edeyim. Aynı şeyi boyutu mesela 20 olan örneklemler içinde yaparsam, evet bu defa hileli zarın dağılımından boyutu 20 olan örneklemler alacağız. Başka bir deyişle her örneklem için hileli zar 20 kere atılacak ve sonra da bunların ortalamasını alacağız ve bulduğumuz ortalamaları frekans dağılımında işaretleyeceğiz. Ve bu durumda da buna benzeyen bir dağılım elde edeceğiz. Bu arada bundan ileriki videolarda da bahsedeceğiz. Peki nerede kalmıştık? 10.000 örneklemin ortalaması ortalamasını işaretlediğimizde bir öncekine göre normal dağılıma daha da yakın olan bir dağılım elde edeceğiz. İleriki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz ama bir saniye biraz daha açık olayım bir saniye. Ortalamaları ortalamaları aynı olacak. Şöyle göstereyim. Standart sapması daha küçük olacak. Noktaları aşağıdan başlayarak koysam daha iyi olur ama neyse. Evet burada elde edeceğimiz dağılım normal dağılıma daha da çok benzeyecek. Burada olan şey ve aslında merkezi limit teoremini de bu kadar havalı yapan şey de bu. Örneklem boyutu büyüdükçe hatta örneklem boyutu sonsuza giderken diyelim normal dağılımı elde etmek için sonsuza gitmeye gerek yok. Yani normal dağılıma çok yakın bir dağılım 10 ya da 20 olan bir örneklem boyutuyla da elde edilebilir. İşin havalı olan kısmı ise İşe çılgın bir dağılımla bile başlayabilecek olmamız. Bu çılgın dağılım normal bir dağılım olmak zorunda değil. Buradaki boyutu 4 olan örneklemler içindi. Örneklem boyutumuz eğer 10 ya da 100 ise, yani bunlardan 100 tanesini alıp ortalamasını bulup frekans dağılımında gösterip sonra da bir 100 tane daha alıp yine ortalamasını bulup frekans dağılımında gösterip ve bu şekilde devam edip bunu sonsuz kere yapınca hatta eğer örneklem boyutumuz da sonsuzsa kusursuz bir normal dağılım elde ederiz. Kulağa çok çılgınca geldiğinin farkındayım ve bu sadece örneklem ortalaması için geçerli de değil. Burada örneklem ortalamasını aldık ama bunun yerine örneklem toplamını da alabilirdik ve merkezi limit teoremi yine geçerli olurdu. Zaten bu kadar kullanışlı olmasının sebebi de bu. Çünkü gerçek hayatta karşılaştığımız durumları düşünecek olursanız birbirine çarpan proteinler, çılgınca şeyler yapan insanlar ya da değişik şekillerde etkileşimlerde bulunanlar tüm bunların olasılığı dağılımlarını bilemeyiz öyle değil mi? Ama merkezi limit teoremi eğer bunlardan birkaçını birbirine eklersek tabi dağılımlarının aynı olduğunu da varsaymamız gerekiyor ya da bunların ortalamalarını alıp frekanslarını gösterecek olursak normal bir dağılım elde edeceğimizi söylüyor. Normal dağılımla istatistikte bu kadar çok karşılaşmamızın ve normal dağılımın herhangi bir değişkenin ortalamaya ya da toplamları için neden bu kadar iyi bir tahmin olduğunun sebebi de budur. Normal dağılım. Evet. Bundan sonraki videoda size bunun gerçek olduğunu, yani örneklem boyutunuzu yani eni büyüttüğünüzde eğer yeteri kadar ortalama alırsanız normal dağılıma çok ama çok yakın bir frekans dağılımı elde edeceğinizi göstereceğim.